İYİ Parti kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, geçim sıkıntısı çeken ve gelen zamlardan bunalan Tekirdağlı kadınlarla Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya gelmiş ve hükümetin politikalarını eleştiren bir basın açıklamasında bulunmuştu. Olay şöyle, bu şimdi hepimizin yoksullukta eşitlendiği bir durumdayız. Yani biz şimdi seçim kampanyasında hep şey demiştik, sonuca bakınca demek ki çok iyi ifade edememişiz ama biz yoksulluğu yönetmek istemiyoruz. Yoksullukta eşitlendik. Şu anda yapılan şey yoksulluk yönetiliyor. Şimdi burası çok enteresan bir ülke oldu. Yani biz buğday üreten, yani ekmeği, kendi ekmeğini üretebilen, ayçiçek üreten, yani kendi yağını üretebilen, her türlü hayvanını, keçisini, koyununu, ineğini yetiştirebilen, yani et sıkıntısı hiç çekmemesi gereken, üç tarafı denizlerle çevrili, yani balığa doymuş olması gereken bir ülkeyken şu anda bu şey değil. Yani bir klişe ya da işte böyle mecaz değil. Gerçekten bir kuru ekmeğe muhtaç hale geldik. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklaması programında İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçıhamşıoğlu da Trakya Türk TV mikrofonlarına özel konuştu. Yani bu sadece zamlarla ilgili değil, bütün üretim politikalarının da çok yanlış yönetilmesi. Yani az önce başkanım da söyledi, çiftçinin buğdayı tarlada, ayçiçek kuraklıktan dolayı yok. Yani üretemediğimiz zaman tüketemiyoruz. Zaten çok yanlış bir ekonomi politikası var. Dolayısıyla şimdi bu, yani çok içler acısı. Ben böyle çok ağır cümleler kurmak istemiyorum. Artık dokunulmazlığımız var ama yani suç işlemek istemiyorum. Ama işte gerçekten açlıktan ölen bebeklerin, çocuğuna okul forması alamadığı için intihar eden babaların, çocuğunu ısıtamadığı için intihar eden annelerin ülkesi haline geldik biz. Yani ben milletin, yani yöneticilere seslenmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü ne kadar duyarsız olduklarını defalarca kanıtladılar. Hamşioğlu, hepimizin yoksullukta eşitlendiği bir durumdayız diyerek başladığı konuşmasında üretim politikalarının çok yanlış yönetilmesinden dolayı kuru ekmeğe muhtaç hale geldik dedi. Hamşioğlu konuşmasının devamında şunları söyledi. Ben milletin vicdanına bir kere daha seslenmek istiyorum. Yani seçim kampanya gerçekten böyle yönetilmeyi hak ediyor muyuz biz ya? Yani gerçekten açlıkta eşitlenmeyi, yoksullukta eşitlenmeyi hak ediyor muyuz? Ve gerçekten verdiğimiz karardan memnun muyuz? Yani çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz bu zulme rağmen yine iktidar olduysak millet bu politikayı onaylıyor gibi düşünüyor Ankara'dakiler. Yani biz mecliste kendimizi yırtıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ama sonuçta biz kazandık diyorlar. Yani halk bu politikaya onay verdi diyorlar. Ya Allah rızası için onayladığınız şeyin bu olmadığını gösterin artık. Yani açlığa oy vermediğinizi, yoksulluğa oy vermediğinizi gösterin çünkü öyle varsayıyorlar. Yani bu cesaretlerinin sebebi bu. Dediğim gibi ben sadece milletin vicdanına seslenebiliyorum. Yani yapacak başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Çünkü bize o yetki vermedi maalesef millet böyle. Çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Çok sağ olun.